Ege bölgesindeki birçok il ve ilçede çıkan ve genellikle küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığına Marmaris'in Hisarönü mevkiisinde de rastlandı. 25 koyundan 3 tanesinin telef olması üzerine inceleme yapmak adına Hisarönü'ne giden ilçe tarım müdürlüğü ekipleri hastalığın ithal edilen koyun ve keçilerden gelebileceğini belirtiyor. İlçe tarım müdürlüğünde görevli veteriner hekim Mehmet Elevli, Bodrum ve Milas'ta da görülen hastalığın belirtilerini anlattı. Hayvan işte yüksek ateş, solunum sıklığı, burundan akıntıyla karakterize oluyor. İştahsızlık gösteriyor ve sonunda da %1 ile %5 arasında mortalite, yani ölüm oranı dediğimiz bir ölüm oranını yakalıyor. Yeni doğum yapmış koyunlar, genç hayvanlar ve vücut direnci düşük küçükbaş hayvanlarda daha sık rastlandığı belirtilen hastalığın Marmaris'te de görülmesi üzerine hasta bir hayvandan alınan kan örneğini İzmir'de bulunan bir laboratuvara gönderdiklerini belirten Elevli, hastalığın çıkması üzerine bölgeyi karantina altına aldıklarını söyledi. Bu hastalık mavi dil hastalığıdır diye teşhisimizi doğruladı. Bunun üzerine biz Hisarönü merkez olmak üzere 10 kilometre yarıçaplı bir alanı karantinaya aldık. Kan emici sinekler aracılığıyla yayılan hastalığın hayvandan hayvana ancak bu yolla bulaştığını belirten veteriner hekim Mehmet Elevli, çiftçilere alınması gereken tedbirleri anlattı. Özellikle birikinti suların ilaçlanmasını ilkbaharda ve sonbahar ilaçlamalarını, o birikinti sularda ilaçlamalarını yaparsak, o kan emici sineklerin larvalarını öldürerek bunu bir ölçüde önleyeceğiz. Sırta dökülen ve kan emici sinekleri uzaklaştıran ilaçlar var. 20 günde bir o sırtına ilaçları dökerek hayvanlarını bu sineklerden korumaya çalışsınlar. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bölgedeki küçükbaş hayvanlarda rastlanan hastalığın tedavi sürecini hızlandırdıklarını kaydeden Elevli, kurban alacaklara da uyarılarda bulundu. Bir sefer karantina altındaki köylerden hiçbir şekilde pazara hayvan, küçükbaş hayvan girişi yasak, olmayacak. Ve vatandaşlar şuna dikkat etsinler burada. Sağlıklı görünüme sahip olmayan hiçbir kurbanı almasınlar. Biz ilçe müdürlüğü olarak orada bir ekibimiz olacak ki büyük basta ben görevli olacağım orada. Kurban satış noktalarında, kesim noktalarında dolaşacağım. Şüphelendikleri hayvanı bize ihbar etsinler. Marmaris'in Bördübet mevkiinde çıkan ve tavuklarda rastlanan yalancı tavuk vebası hakkında da açıklamalarda bulunan Mehmet Elevli, söz konusu yerlerde yumurta üretimi yapan köylüleri uyardıklarını dile getirerek, pazarlarda o mevkilerden satın alınmış yumurtaları sattırtmadıklarının altını çizdi. Hayvanlardan tavuklar arasında, kanatlar arasında hızla yayılan, nedeni virüs olan bir enfeksiyondur. Hayvanlardan insanlara hastalık bulaştırmaz. Marmaris ve çevresinde rastlanan hastalıklarla ilgili olarak ilçe tarım müdürlüğünün gerekli tüm önlemleri aldığını kaydeden ilçe tarım müdürü, Kurban Bayramı öncesi yaşanan bu durum dolayısıyla üzüldüklerini fakat söz konusu yerlerde gerekli bütün çalışmaların yapıldığını kaydetti. Biz gereken tedbirleri zamanında aldık. Bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Biz sadece üreticilerimizden isteğimiz, hayvanlarında bu belirtiler görüldüğü zaman bizim telefon numaralarımızı biliyor, bizi aramaları. Hangi saat olursa olsun 24 saat arasınlar, gece gündüz biz veteriner hekim arkadaşlarımızı göndereceğiz. Bu sadece Marmaris'te çıkan bir olay değil. Çünkü Milas'ta, yatağında, Ege'nin Ege bölgesinde, değişik illerde ve ilçelerde bu hastalık çıkmış durumda. Önemli olan tedbirlerimizi alarak bundan bir ders çıkartmak.